Merhabalar, merhabalar. Bugün acı çekmemi izleyeceksiniz. Yani sizin verdiğiniz zorlu görevleri yapıyorum 2. İlk bölüm hatırlarsanız bayağı bir önce çekmiştim ve bayağı bir sevmişsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bugün tekrardan affedersiniz ama ağzıma sıçacaksınız. Eğer siz de bana zorlu görev vermek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 100 bile sadece 13 bin abone kaldı. Oğlum harbi 100 bin alıyoruz lan. Neyse hadi artık videomuza geçelim. Let's go. Arkadaşlar ilk görevimiz çok garip. Okuyorum. Eğer kamyonluğun kaldıramazsan sakalını kes ya da bütün arabalarını sil. Zaten 3 tane sakalım var. Ondan ne istedim be. Neyse arkadaşlar bakalım kamyonla yani tırla kaldırabiliyor muyuz? Hemen bir deneyelim bakalım. Duff'ımızı aldık. Buradan hemen süspansiyon ayarlarından önünü kaldırmamız lazım. Şöyle önünü kaldıralım. Arkasında yatıralım. Aynen. Jog ayarlarında en arkaya çekiyoruz bu şekilde ve artık ön kaldırması lazım. Normal arabalarda bunu denerseniz ön kaldıracaktır ama tırda ilk defa deniyorum. Bak lütfen ön kaldır. Sakalımdan olmak istemiyorum tır. Tamam mı? Yo. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başladık. Yanlış bir şey yaptım mı diye kontrol edeceğim. Bir de normal bir arabada deneyeceğim arkadaşlar. Hemen jog ayarını arkaya çekiyorum. Süspansiyonunu ayarlıyorum. Ve bakıyorum. Evet ön kaldırıyor ama tırda niyeyse ön kaldırmıyor. Arkadaşlar bir de Scania'da deneyelim. Belki onu da kaldırabilir. Dur Scania'yı hemen satın alıyorum. Lütfen Scania'da ol be. Bakalım Scania'da olacak mı? Ne olur Allah'ım ne olur olsun. Sakalımdan kurtulmak istemiyorum. 3, 2, 1. Hayırdır kardeşim? Hayırdır? Allah kaldırdık kaldırdık ben sayarım arkadaşlar ben sayarım. Neyse şimdi deniyoruz. Hop. Arkadaşlar maalesef olmadığı için sakalımı keseceğim. Evet arkadaşlar 5 yaş küçüldüm şu anda. 19 yaşından 13 yaşındaki çocuğa döndüm. İkinci görevimiz coinli arabaları satın alıp bedavaya vereceğiz arkadaşlar pazarda. Şimdi öncelikle coin açılıyorsa ona göre yapacağım. Bakalım World Sale açılıyor mu? Evet World Sale açılıyor. Şimdi beğendiğim bir arabaya 1000 coin alacağım ve bedavaya satacağım. Bu da çok kötü. Bu da kötü. 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 6.5 saat sonra. Report. 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 2000 years later. Arkadaşlar neredeyse 5 dakikadır arıyorum. Herkese report attım ve sonunda buldum. Ya bu da çok basit bir çizim. Acayip basit hatta. Yapması çok kolay. Ama ilk defa düzgün bir şey buldum. O yüzden bunu satın alacağım. Evet 1000 coin'imiz bu arabaya gitti. Yapacak bir şey yok. Herkes çok kötü arabalar satıyor. Hemen pazarda bunu 1 TL'ye satalım. Şu anda 1 liraya koyacağım bu arabayı. Birkaç kişi bekliyor etrafımda. Herkesi buraya çağırdık. Bakalım kim satın alacak. 1 TL'ye koyuyorum. Koydum. Ve satıldı. Evet bu görevi de kolaylıkla yaptık. Gerçekten beni zorlayacak bir göreve geldik. Geri 100 km'de gitmeye çalışacağım. Hız seylesiz bir arabada yapmamı söylemiş. Bakalım geri 100 km hızla gidiliyor mu? Belki bizi kupasa düşürüyor arkadaş bilmiyoruz. Öncelikle 925 HP bir arabayla deneyeceğim. Hiçbir gearbox ayarı yok arkadaşlar. Hadi bakalım geri kaç km'de gidiyor? Ay bastım. 54, 57... Şu an maksimum 57 ile gidiyor. Oğlum yüz nasıl yapacağız lan? Bir de benim artık klasikleşmiş olan kartal hız ayarını yapalım bakalım. O 100 HP ile gidebilecek mi? Evet arkadaşlar hız ayarını şu anda yaptım ve artık denemeye hazırız. Bakalım maksimum kaç gidecek? Başladık. İşte bu. İşte bu. Şu anda 87 ile gidiyoruz arkadaşlar. Hala 100 olmadı ama 57'den 87'ye yükseldik. Bu araç yine 925 HP, 1695 HP bir araba bulmaya gidiyorum. Hadi bakalım bir arayışa girelim. Evet 1690 HP şu anda buldum. Hemen buna bir gearbox ayır yapıyorum arkadaşlar. Gearbox. Evet finale gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu arabayla 100 km geri gidemezsem pazardaki en pahalı aracı satın alacağım. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Hadi bakalım geri gidiyorum. Bastım. Hadi.
Evet. 100 kilometreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Aradaki 100 kilometreyi gördünüz. Aha bakın şu anda 100 kilometre tam olarak olmuş bulunmakta. Oh be. Sonuçta amacımız 100 kilometreyi görmekti arkadaşlar. Ve 100 kilometreyi gördük. Bizim için zorlu bir süreçti ama pazardaki en pahalı aracı almak zorunda değilim. Oh be. Bu görevde başarılı. Sıradaki görevimiz abi tüm paranı harca demiş. Şu anda 5 milyona yakın param var. Nereye harcayacağımı bilmiyorum. O zaman arkadaşlar yardıma ihtiyacı olan arkadaşların arabalarını satın alalım bence. Bu sayede hem birilerine iyilik yapmış oluruz hem de onların satmak istediği araçları almış oluruz. Hadi o zaman başlayalım. Ali yazmış ki Allah rızası için para atın yeni başladım demiş. Ali'ye o zaman arabasını alalım. Arkadaşlar Ali'ye söyledim ki aracını 1 milyona satmasını istedim. Ali de bana smartını 1 milyona sattı. Şöyle hemen satın alalım ve arkadaşımızın gönlü olsun ve 1 milyonun sahibi oldu. Güle güle kullansın. Tepkilerini merak ediyorum. Arkadaşlar Ali bizim takipçimizmiş lan. Abi videoda mısın takipteyim demiş. Görüyorsunuz daha bir sürü paramız var arkadaşlar. Birkaç kişiyi daha bu şekilde mutlu etmek istiyorum. Bir arkadaş daha buldum arkadaşlar. 15 bine bu arabasını satmaya çalışıyor. İbrahim'e 1 milyon arabasını satmasını söyledim. Hemen arabasını 1 milyona yazsın. Direktmen alacağım. Evet 1 milyonla şu anda direkt aldım. Hayırlı olsun diyelim. Oğlum İbrahim direkt çıktı lan. Olsun canı sağ olsun. Bir kişiyi daha mutlu ettik arkadaşlar. Daha paramız var. Birkaç kişiyi daha mutlu edelim. Eğer arkadaşlar sizin de bu kadar çok paranız varsa insanlara yardım edin. Yeni başlayanlara yardım edin. Yani size hiçbir zarar olmaz. Aksi takdirde o yeni başlayan arkadaş çok mutlu olabilir. Benden size ufak bir tavsiye. Polat Alemdar'ın para ihtiyacı varmış arkadaşlar. 1 milyonla ondan da böyle satın alalım. Pazarda gördüğünüz şu arkadaşların arabalarını da satın alacağım. Bunları da böyle direkt satın alalım. Aradan çıkartalım. Bütün parayı bitireceğiz çünkü. Bir arkadaş da Kral 1 milyona sattı. Bunu da satın alalım. Ve son olarak 113 bin liramız kaldı. Bunu da rastgele birisine hediye edeceğim. Arkadaşlar şu anda hesaptaki bütün parayı bitirdik. 0 liramız kaldı. İnsanlara yardım etmek gerçekten güzel bir şey. Siz de bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha güzel ve daha zorlu görevlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.